canavar istiyorsan al sana gıdık canavar. Gir yorganın içine. Gir seni gıdıklayayım gir. Burada mısın sen yine? Günaydın. Günaydın anne. Günaydın kızım. Gel hadi gel. Gel yengeni rahat bırak da elini yüzünü yıkasın. Kahvaltı hazır kızım. Ben uyuyakalmışım annem. Hemen üstümü değiştirip geleyim. Olsun, olsun. Hadi kızım, hadi koş. Koş, gel. Allah, Allah kadık diyeceğim. Gel, kadık diyeceğim bu kızı. Hadi giyinsin yenge. Gel, gel. Yürü bakayım. Sibel. Ramon nerede? Annem, son zamanlarda işler yoğun biliyorsun. Erkenden çıktı sabah. Doğru. Doğru. Kafam gitti gene. Ben geliyorum. Günaydın. 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 Nefis kokuyor. Yenge döktürmüşsün yine. Afiyet olsun. Yarın sabah erken kalkıp kahvaltıyı ben hazırlayayım. Yok kuzum, sen bütün gün çalışıyorsun zaten. Gerek yok, bana yük olmuyor. Olmaz öyle yenge, arada ben de yapayım. Ha, aklıma ne geldi? Ben bugün işten çıkınca yufka alayım. Akşama peynirli börek yapalım. Ramo bayılır. İyi aklıma geldi. Yapma Sibel. Neyi yapmayayım abi? Bak sen böyle yaptıkça bizim içimiz dağlanıyor. Tam 2 ay oldu Ramon'un... Söyle. Söyle abi. Ramo öldüğünden beri diyeceksin değil mi? Söyle.
Sakın bir aptallık yapmaya kalkma. Bu senin sonun olur. Sen bana dokunamazsın. Atın silahları. Patronunuz öldü. Kim uğruna öleceksiniz? Herkes bilsin ki aileme zarar vereni yaşatmam. Bedeli ne olursa olsun, yolumdan dönmem. Şimdi ya yolunuza gidersiniz ya da patronunuzun yanına. Adamıydın ha Yavuz? Paralı askerlerle olmaz bu işler. Uğrunda ölecek adamın yoksa olmaz. Aynen. Büyük olmak bir şey. Büyük kalmak bambaşka bir şey. Yavuz. Mekanın cehennem olsun. Ölünün arkasından konuşulmaz ama kötüye kötü diyeceksin Cihangir. Hiç sevmemiştim ben bu Yavuz'u. Zerre güven vermiyordu. Bir tek senin ve benim gibiler kazanır Fiko. En güçlüler ve omurgasız parazitler. Yapsın bunu? Ramon. Nerede o? Gitti.
gitti. Ve siz gitmesine izin verdiniz, öyle mi? Kalabalıklardı. Kalabalıklardı. Mantıklı. Siz neye yararsınız? Sonra cevap veririz. Bana Ramo'yu bulun. Hemen. Peki Ramo gibiler nasıl hayatta kalır? En güçlü değil. Bildiğim kadarıyla omurgasız da değil. O öldü Fiko. Boran. Hedef Ramo. İş adamı. Başardık Ramo. Kolay kısmını evet. Masar çoktan peşim adamlarını takmıştır. Sonuna kadar yanında olacağız. Olmayacaksınız. Biz serimizden geçtik Ramo. Sarraf'ın canını feda ettiği adamı korumak boynumuzun borcu. Masar'ın arkasındaki güçle baş edebilir miyiz? Edemeyiz. Kendi davam için bütün serden geçtiğin ölmesine izin vermeyeceğim. İyi de ne yapacaksın? Yoksa... Evet. Bunu sana Sarraf da söyledi. Bu planın başarılı olma ihtimali çok çok az. Öldürürler seni. Tartışalım diye söylemedim Cevdet. Bil istedim. Ben kararımı çoktan verdim. İyi tarafından bak. Ölsem de kazanacağız. Beni Yıldırım'ın yanına götürecekler çünkü. Beni izle. Ama ne olursa olsun karışma. Beni götürdükleri mekandan çıkan herkesin fotoğrafını çek. Yıldırım oradakilerden biri olacak çünkü. Sonunda aradığınız kişinin kim olduğunu bileceksiniz. Sarraf'ın uğruna öldüğü şey yani. Düşmanınızı tanırsanız bir şansınız olur. Bu can bana Sarraf'tan ödünç. Hakkı için hakkını vereceğim. Aileme sahip çıkın. Onları koruyun. Başımızla beraber. Şimdi korktuğum tek bir mesele var. Onu halletmem lazım. Nedir o? Bu. Bela geliyorum demez. Canıma okuyacak. Belki onun son görüşümdür. Ramo? Ne oldu? Niye buraya çağırdın beni? Adamın intikamını aldım gülüm. Yavuz.
gelmemiş mi daha? Hayır. Yavuz dün gece öldürecekti onu. Hemen arayın. Neymiş mazereti? Ölmek. Ramo, Yavuz'u öldürmüş. Ramo. Yıldırıma ulaşın. Ramo'yu ondan alacağım. Ne yaptın sen Ramo? Ne yaptın sen? Yapmam gerekeni. Ama sen... Sana söyleseydim beni rahat bırakmazdın. Benden korkuyorsun ama örnekten korkmuyorsun, öyle mi? Öyle demeyelim de. Nasıl yaparsın bunu bize? Seni asla affetmeyeceğim Ramo. Babacığım ben. Biz neleri affettik? Hiç mi düşünmedin beni? Ailemi de mi düşünmedin? Ben ne yaptıysam seni ve ailemi korumak için yaptım. O Yavuz bizimle ilgili her şeyi biliyordu. Beni öldürmek isteyen adamın insafına mı bırakacaktım seni? Peşine düşecekler. Öldürecekler seni. Ben kaybedemem seni. Ben sana yeni kavuştum. Kaybetmek istemiyorum seni. Ölürüm. Ben de ölürüm Ramo. Gülüm. Sen ölmeyeceksin. Ben de ölmeyeceğim. Yemin et. Yemin ederim. Ölürsem canımı okursun çünkü. Bana güven. Her şeyi halledeceğim. Bekle beni. Geri geleceğim. Cehennemin dibine de gitsem senin için geri geleceğim. Bu halamın, yani senin bana aldığın yüzük. Bunu sakla olur mu? Gelince senden geri alacağım. Tamam. Kaybetme ama bak, sen dağınıksın biraz. Hani benim hediyem? Şu belalardan bir kurtul. Çok çekeceğin var benden. Bilmukabele. Daha çok canımıza okuyacağız. Hesap soracağız. Kavga edip bezdireceğiz. Ne ölmesinden bahsediyorsun sen? Ha? Thank you.
sakın sözünü unutma. Cehennemin dibine de gitsen benim için geri döneceksin. Sime. Ona güvenmekten başka çaremiz yok. Ramo, Ramo. Neredesin Masar? Söyle yerine geleyim. Bu sefer cesaretin işe yaramayacak Ramo. Ben sana kurallara uymazsan işin biter dedim mi demedim mi? Lafımı dinlemezsen işin biter dedim mi demedim mi? Dedim. Sen gelmeyeceksin. Her neredeysen çek sağa, ben gelip alacağım seni. Aradığı hattın sinyalini bulduk efendim. Gidip alalım şimdi. Masar nerede? Şeytan aldı Mazo'yu. Bana ne yaptı bilmiyorum. Boş ver onu şimdi. Kimsiniz lan siz? Bir dost. Ama senin değil tabii. Cihangir'e senin ölünü götüreceğiz kardeş. Darılmaca yok. O zaman al başlası düş peşine. Peşine düş. Peşine düş. Silahını. Vurri. Aç bakalım çalışkan telefonunu. Kafasına sıkarken videosunu çek. Cihangir kanıt ister. Sonra eskisi gibi yine bana yalan söyledin demez. Çok abartmışlar seni. Bakalım silahın olmadığında da bu kadar geveze misin? Deme. At silahını delikanlı gibi dövüşelim deme. Olur. Bu orman senin mezarın olacak. Ben mezarım zaten.
Akıllı ol Baran. Kendi işine bak sen. İşimi yapıyorum Mazo. Sen neyin peşindesin? Adam ölmeyecek mi zaten? Ölecek. Ama o iş sana düşmez. Yapmaman gereken tek şeyi yaptın Roman. Bana karşı geldin. Lafımı dinlemedin. Beni karşına almayacaktın. Ben sadece aklımın kararını, vicdanımın emirlerine itaat ederim. Alın şunu patrona götürün. En son söyleyeceğim lafı baştan, peşin peşin söyleyeyim. Öleceksin. En son yapacağın işi şimdi niye yapmıyorsun peki? Ben hümanistim. Ha bir de merak ettiğimiz bir şey var. Yavuz'u indirdiğine göre güvendiğin bir şeyler olmalı. Değil mi? Sana öldürmemeni söylememe rağmen neden yaptın bunu ya? Aileme zarar vereni yaşatmam. Başka bir şey var mı? En tepede olmak istiyorsun sanıyordum. Yanılmışım. Herkesin bir zaafı vardır işte. Seninki de duygusal lan. Büyük patron burada mı? Üçü de burada. Konuş. Vasili ve Vadim'in arkasındaki güçler masayı değil asıl sizi yok etmek istiyorlar. Burayı kendilerine istiyorlar. Yüzyıllık Rus hastalığı. Kanıtın var mı? Vadim'in adamından öğrendim. Büyük iddiaları büyük adamlardan duymadıkça önemsemeyiz. Herkes her şeyi söyler bizim işte. Özellikle hayatta kalmak için. Kaldı ki öyle bir şey olduğunda önce bana gelmeliydin. Öldür! Cehenneme gitme vaktin geldi Ramon. Ya da cehennem gibi bir yere. Bu da benim size teklifim. Irak. Yıllardır kurtarmaya çalıştığınız adam, profesör. Onu size getirebilirim. Onu ele geçirmek için yıllarınızı harcadınız ama işe yaramadı. Sürekli yerini değiştiriyorlar. Onlarca adamınızı gönderdiniz ama hepsini öldürdüler. Sen bu meseleyi nereden biliyorsun? Sarraftan. Beni yanına çekmek istediği zaman söylemişti. O zaman neden anlatmadın bana? Kafam çalıştığı için. Zamanı gelene kadar kendime saklamayı uygun buldum. Düştüğümüz şu duruma bakılırsa doğru hareket öyle değil mi? Şimdi siz karar verin. Beni burada hemen öldürebilirsiniz. Ya da diğerleri gibi o çok değerli profesörün yanına yollayarak da.
Hükmün verildin ama. Cehenneme gidiyorsun. Tamam annem, tamam ya. Ya merak etme sen, iyiyiz biz. Ha yok, yengem burada değil. Tamam, gelince ben aratacağım seni. Hadi, hadi görüşürüz. Tamam ya. Çocukların bu kayıt kuyut işleri tamam, hallolmuş, sıkıntı yok. Hasan'ım vallahi hiç bilmiyorum, biz iyi bir şey mi yaptık? Böyle çocuklarımdan uzak. Yapma be Afet. İzmir dediğin kaç saat ki Allah aşkına? Şuradan 3 saat. Bizim bir ayağımız orada oldu, fena mı? Ayrıca bu kargaşada biz ne yapacaktık yani? Bak ben sana söyleyeyim, bizim eşek sıpaların okuyacağı da yoktu. Ya merak etme yenge. Hem anam da onlarla birlikte, ona da iyi gelecek. He? Gel kuzum. Gel, gel, gel. Gel anam, gel. Afet. Tabağın birini kaldır kızım. Ramo erkenden işe gitmiş. Yine göremedim oğlumu. Anacığım, bak. Ben Ramo'yu sabah çıkarken gördüm. Ha. Sana uğrayacaktı ama uyandırmaya kıyamadı. Onu görse ellerinden de öp dedi. Canım anacığım. Hep böyle yüzün gülsün işte. Yengem bir de annem aradı seni. Merak etmişsen bir onu arasana. Nerede ki Neriman? Seboş'un İzmir'e gittiler ya, çocukların başında. Bizim zibidilerin okulu kazanacağı tuttu İmara. Doğru, doğru. Ben bir arayayım. Ben bir arayayım. Arayayım. Gel, gel kuzum sen de gel. Gel konuşalım. Günaydın. 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 Nefis kokuyor. Yenge döktürmüşsün yine. Afiyet olsun. Yarın sabah erken kalkıp kahvaltıyı ben hazırlayayım. Yok kuzum, sen bütün gün çalışıyorsun zaten. Gerek yok, bana yük olmuyor. Olmaz öyle yenge, arada ben de yapayım. Ha, aklıma ne geldi? Ben bugün işten çıkınca yufka alayım. Akşama peynirli börek yapalım. Ramo bayılır. İyi aklıma geldi. Sibel yapma. Neyi yapmayayım abi? Bak sen böyle yaptıkça bizim içimiz dağlanıyor. Tam 2 ay oldu Ramo'nun... Söyle. Söyle abi. Ramo öldüğünden beri diyeceksin değil mi? Söyle. Ne oldu? Kestiniz mi umudunuzu? O nasıl laf öyle Sibel? O nasıl laf öyle? Benim canım çıkmadıkça Ramo'dan umudumu keser miyim ben? 2 aydır onu aramadığımız bir an bile var mı? Söyle. Daha ne o zaman abi? Ama sen böyle yapınca...
iki aydır biz her akşam Ramon'un gelişine tutunuyoruz. Sonra Ramon gelmiyor. Biz kahroluyoruz. Şu halinize bakın. İki ay değil, 22 ay olsa ne fark eder? Ramo bana söz verdi. Ne pahasına olursa olsun geri döneceğim dedi. Benim bu sözden başka tutunduğum hiçbir şey yok. Sizin de böyle olmalı. Akşama ben gelirken yufka alırım yenge. Günaydın Haşmet. Günaydın yenge. Ben sana şeyi soracaktım ya. Bir gelişme yok maalesef. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor değil mi? Yani? Ramo'yu aramaktan vazgeçmediniz değil mi Haşmet? Mümkün mü öyle bir şey yenge? Canla başla arıyoruz. Ama... Ne ama? Ama ne? Aması yok yenge. Arıyoruz. Müsaadenle. Evlat, bardaklar yıkanmamış. Biraz sonra müşteriler dolmaya başlar. Hadi. Babam, yetmedi mi? İki aydır beni burada tutuyorsun. Yetmemiş ki. Mutfağın hali böyle. Bak babam, saygısızlık etmek istemiyorum. Ama burada bunlarla uğraştıracağına... Destur versen de ben de gidip Ramon'un izini sürsem daha faydalı olmaz mıyım? Olacağına inansaydım engellemezdim. Beni küçümsemekten ne zaman vazgeçeceksin babam? Kendini büyük görmeyi bıraktığında. Bütün alem çilingiri benim bitirdiğimi sanıyor. Şu halime bak. Görseler nasıl inanacaklar buna? Merak etme. Tüm mahalle izleniyor. Şayet öyle bir şey olursa kasaya oturturum seni. Benden ne istediğini hala anlayabilmiş değilim. Aşık. Bul aşık. Bul aşık. Eyvallah.
Ver. İki aydır o insanların yanındasın. Artık yeter. Eve geri dönüyorsun. Hayır, olmaz. Anlamadım. Hani Roma'ya ne olduğunu öğrenmeden ayrılmayacaktım o evden? Masar'a mı güveneceksiniz Cihangir Bey? Doğru düzgün bir şey söylemedi bile. Ramon'un cehennemin dibinde olduğunu söyledi. İki aydır ortada olmadığına göre. Masar'ın söylediklerine güvenemeyiz. Sebep? Geldiğinden beri Ramon'dan taraf da o yüzden. Bu gece son Sibel. Bir şeyler öğrendin, öğrendin. Yarın o evden ayrılıp ait olduğun yere geri döneceksin. O kadar. Ben bu hayatta olduğum sürece asla. Daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Neredesin Ramon? Neredesin? Dön artık. Lazım ruh almak hayam. Abi sen ne oday? Konuşabilir miyiz biraz? Ne demek biraz? Saatlerce konuşalım. Ne işiniz var sizin burada? Sınırlarımı aşıyorum. Şaka. Sen Masar'ın sekreterini aradığını duydun. Hazır o dışarıdayken fırsattan istifade geleyim dedim. Şu güzel yüzünü bir göreyim sen. Aylardır aynı şirketteyiz. İki çift laf etmedik. Etmemiz gerekmediği için olabilir mi? Bir dakika. Sakin. Çıkarma hemen şu tırnaklarını. Eğer duyduklarım doğruysa bu şirkette sohbet etmen gereken tek kişi ben.
Ne duydun ki? E sen güçlü adamları ölümüne seviyormuşsun. Nitekim kocalarından birini öldürmeye kalkıp diğerinin de yanında öldüğünü düşünürsek. Anladım. Ecelime susadım diyorsun yani. Bunları diyorum. Akşam yemekte konuşsak. Ne diyorsun lan sen? Bana bak, elimde kalacaksın ha. Benim seninle oynamak için yanlışlar çocuklar. Hadi bahçeye çıkın. Ne oynayacaksanız orada oynayın. Seninle konuşmaya gelmiştim ama. Benimle konuşmaya gelmiştin. Sakın yine bana Cihangir, Ramo'ya ne yaptığımı öğrenmek için beni yolladı deme. Peki, demem. Güzel. Ha bu arada ya da söyle Cihangir'e, Ramo mevzusunu artık dert etmenize gerek yok. Senin de onun da o mevzu kapandı. Bitti gitti. Anladık. Onu da nasıl olduğunu soruyoruz Masar. Oldu işte. Başka bir şey var mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi müsaade ederseniz aklamam gereken Benjamin'ler var. Ha bu arada şey diyeceğim. Sibel sen eve ne zaman dönmeyi düşünüyorsun ya? Senin odana yerleşen Hürrem var ya. Yani Nadia'dan bahsediyorum işte. Ortalığı fena karıştırıyor. Ablam delirmek üzere. Yani bence şu ajanlık işlerini bir kenara bırakıp artık evine dönsen, ailenin sorunlarıyla ilgilensen fena olmayacak. Evet. Senin ne işin var odamda? İnsan eski dostlarını görmek ister. Adı üstünde. Eski dost. Nehir'cim. Nasılsın canım? Ne oluyor? Feng Shui biliyor sen. Biliyor. Oturma grubu açıklığa bakacak. Enerji. Sirkülasyon. Ha sirkülasyon, anladım canım. Tamam. Tamam İçim. Sana kolay evet. Gelsin. Anne! Sen şu vazo at orada. Efendim Nehir'cim. Ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok. Aksin gel bak. Bu benim canım annem. Aa, bak bunu ben. Yaş 6. Sen... Bir dakika, bir dakika. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kendimi bana evimde hissettirecek küçücük bir şeyin burada olması nasıl bir sıkıntı? Burası senin evin değil. Aşk olsun Aksin. Siz Türkler demiyor mu? Sizin ev, senin ev benim ev. Sen niye böyle acayip? Yeter be, yeter! Yeter! Kimsin sen? Şu andan itibaren seni görmek istemiyorum. Defol evimden! Defol! Derhal eski haline getirin burayı.
Ala keyfek. Raha kul kurşi, tamam. Ba'tun ileyci basaf. Min? Asaf sensin demek. Sonunda buldum. Türkçe bildiğini biliyorum. 2 aydır seni arıyorum. Neden? Anahtarım sensin de ondan. Esir olan sensin lan. Kimsin? Bana Ramo derler. Sen Munir Ramo. Her dilde Ramo. Yaşamak istiyor musun lan? Ne istiyorsun? Adını, kimliğini. Tun kampına ilk gidişin değil mi? Evet. Senin karın beni evden kovdu. Ne olsun? Neden? Neden? İlk soru bu değil mi Cihangir? Neden? Senin kadın benden nefret ediyor. Onun bir sebep ihtiyaç yok. Bugün bu sebep, yarın o, bugün şu. Sen bilmiyorsan ki. Ben kime nasıl zarar verebilirim ya? Yalnız bir kadın ben. Tamam falan yok Cihangir. Sen bana cevap verecek. Biz ne yapacağız bu kadınla? Ben sana tek bir soru soracağım. Tek bir tane. Sen de bana tek bir cevap vereceksin. Beni özlemedin mi? Ben seni çok özledim. Her gün seni görmek ama uzakta kalmak çok zor. Affedersiniz ben... Affedersinlik bir durum yok Sibel. Söyle. Ben... Bu eve dönme meselesiyle ilgili konuşacaktım sizinle ama isterseniz daha sonra da gelebilirim. Bir dakika, bir dakika. Sen dönüyor eve. Sen konuştuk seninle yoksa. Ha, anlaştınız. Sen biliyor muydun yani? Nadia, kes. Sana gelince, daha önce de konuştuğumuz gibi eve dönüyorsun. Bu konu kapandı. Emin misiniz Cihangir Bey? Belki de bir süre daha eve dönmemem daha hayırlı olur. Herkes için. Bana bak. Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Ay, hiçbir şey. Sadece biraz daha süre istiyorum sizden, o kadar. Beni tehdit ederek mi? Ah. Sibel, haddini aşıyorsun. Karşında kim olduğunu unutmuşa benziyorsun. Rica ederim Cihangir Bey, olur mu öyle şey? Daha önce de söylediğim gibi, lafımı ikiletme. Peki.
Çok soğuk. Kıyafetlerini giyebilir miyim? Al. Ne kadar zormuş seni bulmak Asaf. Tam iki aydır seni arıyorum her yerde. Kaç ayrı kampta esir düştüğümü bir bilsen. Onlar beni sorguladıklarını zannederken ben hep seni soruyordum tıpkı bugün olduğu gibi. Neden beni arıyorsun? Senin kimliğinle Tun kampına sızmak için. Profesör orada değil mi? Orada ama yüzlerce adam olur kampta. Senden önce onu almayı denemediler mi sanıyorsun? Ben denemedim. Seni daha önce o kampta gören kimse olmadı değil mi? O da ilk defa görecek. Evet. Güzel. Bu bana yeter. Yeter kardeşim. Sibel haklı. Daha fazla kimse oyalayamayacak bizi. Peki ne yapıyoruz amcaoğlu? Yılanın başını alacağız. Ya yılanın başı kim? Nereye gidiyorsun? Ya yürü. Şahidin bir sıkıntı var. As bakalım şu kırmızı havluları. Operasyon var. Ne operasyonu ya? Operasyon Ramo abiciğim. Hadi abi. Gel. Sarraf'la konuştum. Çok az kaldı. Yakında üç patronun kim olduğunu öğreneceğiz. Ramo büyük iş başardı. Ramo büyük işler yaptı da biz ne yaptık? Hasan abi? Bırak şimdi abim abi Haşmet. Tam iki ay oldu. Vallahi bir gün daha beklemem ha. Ne yapacağız? Var mı planın? Var. Masarı alacağız. O çakal benim kardeşimin ne yaptığını, nerede olduğunu iyi biliyor. Ramo karışmayın, bir şey yapmayın dedi. Vardır bir bildiği. Ona güvenmekten başka şansımız yok. İki ay oldu Cevdet. Belki vardır bir bildiği ama belli ki işe yaramamış. Ayrıca Sarraf nerede? Dönmedi mi daha? Onunla konuşacağım. Abi dedim ya, Sarraf artık mahallede değil. Görev için şehir dışına çıktı. Hatta ben de onun yanına gideceğim. Nereye gidiyorsan git Cevdet. Serden gençler bize topla. O masarı alacağız. Abi, yerini bilsek durur muyuz? Ama olmaz. Masarı alamayız. Ramo'ya sözüm var. Hem onlar bizden daha güçlü. Baş edemeyiz. Akıllıca davranmamız gerek. Akıllıca ha? Biz Ramo'yu alıp geldiğimizde ona söylersin sen bu lafı. Oğlum Ramo ne yaptı? Olmazı öldürdü. Baş edilemez denilen adamları dize getirdi. Aha biz de onu yapacağız. İki ay oldu Fırıncı, iki. Eyvallah. Ramo karışmayın dedi. Ama var mı haberimiz? Yok. Belki başına bir şey geldi. Belki de yardıma ihtiyacı var. Sarraf'ın kesin emri var. Ramo'nun dediğini uygulayacağız. Masarı karıştırmadan aramaya devam edeceğiz. Dahi Cevdet, öyle olsun. Haşmet, sen bize yardım edeceksin mi? Toplayacaksın mı o serden gençler? Olmaz abi. Eyvallah Haşmet.
Ya vallahi ne yalan söyleyeyim, 40 yıl düşünsem Cihangir'in seni çağıracağı. Hadi çağırmasını geçtim. Seni işe dahil edeceği aklımın ucundan geçmez ya. Yok yok. Öyle deme ya. Cihangir aslen sever beni. Şakacı yılan sen. Söyle bakalım. Aslen Cihangir ne teklif etti sana? Ya benim tanıdığım Burhan yaralı parmağı işemezdi ondan. Sen hala kızgınsın bana değil mi? Affetmeyeceksin. Geçtik canım o işleri. Arkamdan iş çevirmeni de. Onlar geride kaldı artık. İyi tarafından bak. Eğer yollarımız ayrılmasaydı sen hiç bu kadar derinlere karışamayacaksın. Affet ya. Affet. Bak söylüyorum şimdiden. Sakın bir daha affetmem gereken şeyler yapma. Senin patronun da patronuyum ben. Ayağını denk al. Hadi. Söyle. Bıraktı işler karıştı. Bekle. Anlatır ama bir haberim var. Kötü haber mi? Efendim, bir gelişme oldu. Ya bu çaya bayat. Yeni demledim güzel kardeşim, ne bayatı? Bayat işte, yemin mi edeceğim? Hadi gidiyoruz. Doğu. Demini almak için çok beklemek önemli değil. Kararında beklemek önemli. Ya baba. Bu adam aksi olduğu için mi içindeki aksiliği gördü? Ben diyenin karşısına ben diyen biri çıkar. Unutma evlat. Yeniden demlerim güzel babam. Kararında demlerim. Doğru zamanı beklerim. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Doğru zaman geldi kardeş. Hayırdır? Hayır şer şu. Mazhar denilen çakalı öttürmemiz lazım. Ramon'un yerini bilen tek şu. Sen onu nerede bulacağımızı bilirsin. Söyle gidip alalım. Ya kardeşim öldü mü kaldı mı? Başına ne geldi bilelim artık kardeş. Söylemem. Ancak ben de gelirsem olur. Ramo benim için çok şey yaptı. Eğer ona bir faydam olacaksa... Dem bu dem mi babam? Yol verdi. Bir faydam olsun evlat dediğin adama.
geçmek için yanmak lazım diyordun. Bırak da yanayım. Olur. Çok dikkatli ol Evlat. Çok dikkatli olun çocuklar. Eyvallah baba. Eyvallah. Eyvallah. Hadi geç. أجل هون عشر مرة توقفوني. أنا دكتور ياسر الصاف. ما عشر مرات. 20 مرة توقف. ممنوع الدخول. وين الأوراق؟ يلا يا نستعجل لاني تاخرت. ارسل له ذاي. Ben Cid ya doktor. Yalla Cid. Türkçe bildiğini söylediler. Pat pat. Doktor. Ben vakti zamanında çok kaldım Türkiye'de. O laf öyle söylenmez. Çat pat diyeceksin. Söylenir söylenir, öyle de söylenir. Öyle de olur. Şimdi doktor. Seninle daha önce konuştuk aslında. Geçen hafta. Senden istediğim şeyi getirdin mi? Ben tam hatırlamadım ama. Nasıl hatırlamasın lan? Ha? Uzun uzun anlattım. Tane tane konuştuk. Ne konuştuk doktor? Aha.
Tamam tamam, sakin, ben hatırladım şimdi. Sen ağrılarım var demiştin değil mi? Sol bacaktı. Bak ben sana ilaç getirdim, burada al. Ha söyle. Bak bu ağrı kesici. Bu da hafıza açıcı. Doktor, dediğim gibi bir ağrı oluyor doktor. Böyle boynumdan vuruyor. Aşağı doğru sırtımdan bacaklara vuruyor hep. Fıtık olabilir. Gel sen bir bak. Dur bakalım. Dur bakalım. Doktor. Doktor. Bazen böyle kilitlenip kalıyor. Fıtıktır herhalde değil mi? Değil değil. Bu fıtık falan değil. Sen hareketsiz kalmışsın. Yürümüyorsun, koşmuyorsun. Biraz ağırlık çalış. Ya doktor. Ya fıtıksa? Ben doktor yoksa sen doktor. Ya sen benim dediğimi dinle, çok güzel olacak. Bak 100 numara olacaksın, 100 numara. Öyle diyorsun ha. İyi tamam. Sen şimdi beni bırak. Bizim profesöre git. Kim profesör? Profesör bizim burada en kıymetli kişi. Eğer onun yaptığı mallar olmasaydı hepimiz burada acımızdan ölmüştük. Ben çok adam yolladım bunun yanına. Ama hiçbiri onun gibi yapamıyor ya. Adamın elinin lezzeti mi var nedir şerefsiz? Önzören. Hadi doktor. Leonis. Tamam. Bizden nadüni. Sonunda seni buldum profesör. Türkiye'de sevenin çokmuş. Kim yolladı seni? Masar. Masar. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Yazık. Çok da gençmişsin. Aklını kullan. Bir delilik yapmadan çek git. Kurtaracağım. Neden? Beni buradan kaçırman imkansız da o yüzden. Ha, bana bir şey olmaz. Olan senin tatlı canın olur. Seni kaçıracağım kim söyledi? Ne yapacağım? Hayatını kurtaracağım. Ama önce ölmen gerek. Vay! Hissettiysem demek. Sen de bana geliyordun herhalde. Ya bizim seninle yıldızımız bir türlü barışmadı. Otur da az muhabbet edelim.
Ramo hakkında. Ne biliyorsun sen onun hakkında? Vallahi bayağı haberler var elimde. Son dakika. En flaşında. Ne o? İlgini mi çektim şimdi? Dinliyorum. Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Kötü haber... Ramo. Kötü haber mi Ramo? Ondan nefret etmiyor musun? Evet, ediyorum. Ramo'nun nerede olduğunu biliyorum. Gelelim iyi habere. Akşam benimle yemeğe çıkıyorsun. Seninle yemeğe çıkmanın neresi iyi haber lan? Rüyanda görürsün anca. Anlat Ramo'dan bir haberim var. O kadar da değil. Devamı akşam yemeğinde. Ya da git istersen Masar'a yine Ramo'yu sor. Gerçi ben çok bir şey anlatacağını sanmıyorum ama. Gerek yok. Cihangir Bey'den öğrenirim. Onun köpeği değil misin? Nasıl olsa söyleyeceksin ona. Ya sen böyle bana it mit diyorsun ya. Yemin ederim daha da ilgimi çekiyorsun, bilesin. Ayrıca yanlışsın. Ben onun iti falan değilim. Bir nevi ortağıyım. Sen mi ortağısın? Hadi lan oradan. Bakalım Cihangir Bey gelinini yemeğe çıkarmak istediğini öğrenince kendinden yine bu kadar emin konuşabilecek misin? Bayan. Demirden korksak trene binmezdik. O bilir malını. Sen merak etme. Ne diyorsun? Akşama et mi? Yoksa ballık mı? Anladın değil mi? Anladım da, bu bölgede yüzlerce ufak kamp var. Daha bir kilometre gitmeden tepemize üşüşürler. Dedim ya, beni buradan ilk kaçırmaya çalışan sen değilsin. Hala anlamamışsın, kaçırmayacağım seni. Sen benim söylediklerimi harfiyen yap, gerisini ben halledeceğim. Yalnız ben gittikten hemen sonra yapma sıkıntı olur. Bir saat bekle, kendine buraya yemek su falan söyle, benden sonra gelip gidenler olsun. Tamam mı? Madem bu kadar isteklisin ölmeye, peki? Limonla mı, sirkeyle mi? Turşu diyorum ya. İyisi hangisiyle olur? Limonla mı, sirkeyle mi? Limon. Sirke. Nar ekşisi. İşte aranan cevap. Tebrik ederim gurme. Bundan sonra benim yesin. Tabii böyle sırıtmadan sürece. Gel. Efendim. Ha Sibel, bak ne diyeceğim. Ben şimdi alışverişe çıktım, yufka da aldım. Akşam Ramo'ya börek yapacağız ya. Yengem çok sağ ol. Ama benim akşama ufak bir işim çıktı, biraz gecikebilirim. Ha, tamam. Tamam, ben yaparım o zaman böreği. Yengem yok, ben yapmak istiyorum böreği. Tamam canım, tamam. O zaman bırakırım yufkaları ben tezgahın üstüne. Çok
teşekkür ederim. Sibel, ben sana hep yanında olacağım dedim. Unutmuyorsun değil mi? Unutur muyum hiç? Ben de çok güzel haberlerle geleceğim yenge. Dua et olur mu bana? İnşallah canım benim. Bütün dualarım seninle. Kaldır o silahı. Komiser bey. Onlardan önce kendini öldürtme bana. Kaldır dedim. Gel bakalım Masar, gel. Bize geliyorsun. Peki. Gel bakalım. Oo, çilingiri patlatan hoş bir. Görüşmeyeli sakallar uzamış ya. Yakışmış mı? Çok özlemişim seni. Hayırdır? Güneşleniyor musun? Talip sura, talip sura. Ya Hamir, ağzını iteleşme silah. Ya ne doktor, bak şuna ekmek kapınız ya. Kafasına sıkmış ama yaşıyor. Kurtar onu doktor. Kurtar, yoksa onunla birlikte sen de cehennemin dibine gidersin. Cibi şanta! Cibi şanta! Seri! Ağır pinifizi olmuş. He? Anakoratisin ne işi var toplar damarda? Venöz boğazları baskılamış. Girmiş kurşun çıkmış, fakat var bir şans. Ameliye, operasyon. Burada olmaz. Cibi seyyerten halleni zil albaret. Seyyerten, seyyerten. Bir sürü ha! Seriye, seriye! Thank you.
Açık konuşayım. Ölmeye bu kadar meraklı olduğunuzu bilmiyordum. Masar, kardeşim nerede? Yanlış adama yanlış soru. Ne biliyorsan söyle kardeş. Şimdi buracıkta kafana sıkarım, olur biter. Sık. Sonra ne olur? Ne olursa olur. Ben zaten ölmüşüm. Öldürdüyseniz öldürdük de. Ama bir şey de. Bak kardeşim, ben her sabah aynı acıyla uyanıyorum. Bugün Ramo'dan haber gelir diye bekliyorum ama gelmiyor. Avutuyorum kendimi, sabrediyorum. Bekliyorum ama yeter lan kardeşim nerede? Dikkat! Buri, sakın. Bu sefer affetme. İndirin silahları. Sakin. Konuşuyoruz sadece. Makasın. Ramo, Irak'taydı. Kendi istedi bu imkansız göreve gitmeyi. Bu sabah haber geldi. Başın sağ olsun. Ramo'yu öldürmüşler. Bir daha böyle bir saygısızlıkla karşılaşırsam affetmem. Yakıyoruz. Hoş geldin. Oğlum bak buraya. Getir bize bir kırmızı. En pahalısından. Evet dinliyorum. Ne biliyorsun ama hakkında? Konuşuyoruz ya. Acelen ne? Bana bak aslanım. Seninle anladığın dilden konuşacağım. Bana bulaşma, harcarım. Sakin. Tamam. Ben aramızda bir iletişim olsun istedim. Konuşalım. Tanışalım. Sebep? Sebep. Sen. Tamam ya. Bir süredir kafamı kurcalayan bir mesele var. Aylardır bu Ramo'nun evinde kalıyorsun. Sırf onun başına ne geldiğini öğrenmek için. Tamam. Ailesine nasıl katlanıyorsun? İçime atıyorum. Sen takılma oralara ya. Dert etme.
Peki hobilerin neler? Cinayet, adam yaralama. Daha sayayım mı? Anladım. Tamam. Önce tatlıyı verelim. Sonra ana yemeğe geçeriz. Anlatırım, odan bir haberim var. Buraları biliyorsun zaten. Gelelim eğlenceli kısma. Hazır mısın? Hı hı. Adam ölmüş mü? Nasıl? Allah kahretsin. Madem öldü sen de orada durma artık, gel. Bak ya. Hep yanlış zamanda aramayı nasıl beceriyor? Efendim ortak. Vallahi aynen öyle. Masar'ın konuşmasını kaydettim. Senin anlayacağın Ramo Mefta. Konuşuruz sonra. Şu an çok müsait değilim. Nasıl? Direniyor. Ne oldu? Ya doktor, bu profesör kendinde değil ama virajlarda yana devrilmiyor. Vücut şok halinde kasılır. Öyle diyorsun yani. İyi, şimdi anlarız. Ne yapıyorsun? Şok tedavisi. Ben bunu yıllardır tanırım. Canı tatlıdır bunun. Öyle intihar edecek birine benzemiyordu aslında. Şakallar! Ben gelenleri öldürmekten bıktım, onlar göndermekten bıkmam! Şaku, şaku! Bahtu vahir tani hıllastu. Nasıl?
haber gelmiş galiba. Ramo'ya börek yapacaktı ya. Ben gideyim de yardım edeyim kıza. Dur affedin dur. Bırak yapsın. Bırak yapsın. Dağlarda kar olsaydım, olsaydım bir asi rüzgar olsaydım, olsaydım şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım bir asi rüzgar olsaydım, olsaydım arar bulur muydun beni, beni sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım arar bulur muydun beni, beni sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım şu bozkırda han olsaydım, olsaydım yıkık perişan olsaydım, olsaydım şu bozkırda han olsaydım, olsaydım yıkık perişan olsaydım, olsaydım yine sever miydin beni, beni simsiyah duman olsaydım, olsaydım yine sever miydin beni, beni sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım yine sever miydin beni, beni sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım yine sever miydin beni, beni sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Thank you.
Alo. بعض واحدة الثانية. خلصته. نعم. هرب هرب. لعب استرى وقاي. بسرعة بسرعة. أنت بيهون. Başardın. Gerçekten başardın. Başkaları da gelmeden gidelim buradan. Yolumuz uzun. Bu yaptığını asla unutmayacağım. İyi olur. Bir daha İstanbul'a gelebileceğimi asla düşünmemiştim. Kimin kimsen var mı burada? Bütün ailem öldü. Sadece yeğenlerim. Bunlar yaşadığını biliyor mu peki? Yalnızca biri. Bak, o da geliyor işte. Yeğenim. Amca. Bana izin ver amca, iki dakika. Çok büyük bir iş Ramo. Çok büyük bir iş yaptın gerçekten. Ne kadar teşekkür etsem az. Bu yaptığını ne patronların, özellikle de ben asla unutmayacağım. Eyvallah. Bu arada dikkatli ol. Vadim yaşadığını öğrenince İstanbul'a geri dönecektir. Seni öldü biliyordu ya. Tıpkı ailen gibi. Ailem beni öldü mü biliyor? Neden? Irak'taki adam öyle söyledi. Cesedin birinden sahte kimliğin çıkmış. Ben ne bileyim 9 canlı olduğunu. Allah kahretsin. Hadi git de sevindir onları. Ya da korkut. Hortlak görmüş gibi olacaklar. Amca, bilmem gereken çok önemli bir şey var.
Efendim Sibel. Geliyorum Cihangir Bey. Gel Sibel. Bekliyoruz. Bekle şerefsiz, bekle. Canını almaya geliyorum. Yanına geliyorum aşkım. Evet Cihangir. Bir karar vermeni bekliyoruz. Ver karar Cihangir. Ben senin hayat kurtardı. Gördüğün muameleye bak. At beni kapıya. Vadim vursun beni. Vursun vursun. Ucuz kadın. Hayır öyle bir şey olmayacak. Nasıl bir şey olmayacak babacığım? Tamam yeter. Ben bir şekilde halledeceğim. Şu an daha önemli bir işim var. Ben ucuz kadın, sen pahalı. Tek fark bu, öyle mi? Hasan'ım, Sibel'e de söylememiz lazım. Bilmeli. Söylemeliyiz Afet. Söylemeliyiz. Nasılsın, iyi misin? He? Görmeyeli? Lan tırrık! Abi. Dalacan! Abi dur. Lan Allah'ına kır. Gel lan dalacan buraya. Olamaz dalacan. Lan nasıl lan? Nasıl abi. Oğlum? Abi. Ya lan ne yaptın lan? Sen nerelerdesin? Biz öldük bitti. Abi. Amca oğlum. Lan nerelerdesin Allah'ını durma. Öldü sanettik ya lan. Lan hayvan. Lan oğlum. Ne yaptık lan sen? Abi dur. Biz yenge. Yenge.
Tamam, tamam, sakin. Bak, karşınızdayım, ölmedim. Teferruatları konuşacağız. Lan teferruat diyor, çakacağım ağzı ortasına. Tamam. Hoş geldin. Oh! Lan ne oluyor lan? Hoş bulduk. Sibel'im nerede? Odasında uyuyor. Uyandırayım mı? Olur mu ya? O iş bende. Abi daha malum mantıklı tabii. Mantıklı tabii. Lan ne oluyor ya? Geç geç. Ulan yengem duyunca şimdi aklı çıkacak ha. Vallahi öyle ha, kesin. Sibel? Cihangir'i öldürmeye gitmiş. Ne oluyor lan? Amca ölü! Ne oldu ya? Allah Allah. Yapma Sibel, yapma! Yapma! Evine hoş geldin Sibel. Hoş bulduk. Yalnız konuşabilir miyiz Cihangir Bey? Tabii. Buyur. Evet. Seni dinliyorum Sibel. Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Nereden başlasam bilemiyorum. Belki de çok fazla konuşmadan harekete geçmek en doğrusu. Beklemezdim Sibel. Sakin ol güzellik. Bizi şeytan buldurur. Sakla. Öleceğim demiştin. Söylemeyeceğim.
Hala anasını sayma seyirci. Yenge, durumla fena. Seni aşağılık hain. Allah senin belanı versin. Rahat dur, rahat. Yoksa sıkarım kafana. Sık lan, sık. Adamsan sık. Rama öldükten sonra ben yaşamışım ne olmuş. Sık. Yazık ya. Rama'yı öldü biliyor. Sürpriz. Guri'den öğrendim. 2 saat önce konuştuk. Ramo canlı canlı karşısındaymış. Ne? Çok sevinme. Sayende yine ölü olacak. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Sibel sabırsızlıkla seni bekliyor. Ulan şerefsiz! Sibel'in kınına zarar gelirse seni yaşatmam! Gelme Ramo! Gelme! Gelme! Ulan cezası! Aşağılık herif! Bırak! Şerefsiz! Geberteceğim lan seni! Yemin ediyorum geberteceğim! Öyle bir şey başardın ki Sibel. Uğrunda öleceğin adamın ölümüne sebep oldun. Bana haklı olacağın bir sebep verdin yani. Sağ ol. Boşuna dememişler. Aşk terkeli bir şey diye. Ne istersen yaparım, Ramo'ya zarar verme. Oraları çoktan geçmedik mi Sibel?
beni Ramo. Affet. Affedecek bir şey yok gülüm. Yürü. Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır. Delik deşik edin ikisini de. Güvendiğin padişah, o da bir gün devrilir. O da bir gün devrilir. O da bir gün devrilir. Güvendiğin padişahın, o da bir gün devrilir. O da bir gün devrilir. O da bir gün devrilir. Şeytanı layin.